önce şekerparenin şerbetini kaynatarak işe başlayacağız. Bugün yapacağım şekerpare aslına bakarsanız klasik böyle yuvarlak üstü böyle bademli ne bileyim fındıklı olandan değil. Üstünde fındık koyacağım ama o şekilde tek tek yapmayacağım. Böyle büyük blok halinde yapacağım. Ama şerbeti bildiğimiz klasik şerbet. Nedir o? 3 su bardağı kadar burada şeker var. Onun üstüne 4 bardak kadar su ekleyeceğim burada. İşte şu da 4. bardak su. Suyu ve şekeri böyle karıştırıp hafiften kaynatmaya bırakacağım burada. Burada 250 gram un var. Her çok amaçlı kullanım unu bu. Böyle farklı farklı unlar oluyor. Standart çok amaçlı kullanım unuyla işiniz gayet rahat. Bunun üstüne yaklaşık 2,5 yemek kaşığı aşağı yukarı 25 gram kadar irmik ilave ediyorum. 25 gram yani 2 dolu dolu yemek kaşığı toz badem ilave ediyorum. Kabartma tozunu 1 paket aşağı yukarı 10 gram onu da olduğu gibi ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı yani her biri 15 gram olsa aşağı yukarı 60 gram civarında pudra şekerinde aldım içerisine koydum. İçine tereyağı ekleyeceğim. Tereyağını erittim burada. 125 gram erimiş tereyağı olduğu gibi içerisine giriyor bunun. 2 tane de yumurta kıracağım. Eğer tereyağını önceden değil sonradan yani en son ısıtıyorsanız ve yağınız sıcaksa birazcık soğumasını bekleyin. Yumurtaları o şekilde içine ekleyin. Sıcak yağın içine yumurta hiçbir zaman kırılmaz. Her şeyin başında bir spatula ile her şeyi güzelce karıştırarak işe başlıyorum. Şimdi aslında bunun kıvamı böyle hızlı bir kaşıkla karıştırmayla tamam ama birazcık daha kıvamından emin olmak için ve size de gösterebilmek için şöyle hafifçe bir yoğuracağım, tamam mı? Bak görüyorsunuz tamamen olması gereken şekerpare kıvamında. Böyle dikdörtgen bir fırın kabım var. Alıyorum ve elimle bastırarak şekerpareyi olduğu gibi bunun içerisine yayıyorum. Güzelce böyle elimle bastırdım ve elimden geldiği kadar düz bir zemin elde etmeye çalıştım. Şöyle bir önden yapıyorum bu porsiyonlamayı ki pişerken hani porsiyonlar zaten kendinden eşit vaziyette çıksın diye. Şöyle ve şöyle. Sonra aynı şekilde bir de ortadan yaparsak işte böylece toplam şu şekilde 6 porsiyonu gayet rahat hazırlamış durumdayız. Ve arkasından da görsel olarak güzel bir hale getirmek için her birinin içerisine şöyle dörtlü badem dokunuşu yapıyorum. Ve birazcık içlerine doğru bastırıyorum. Ki pişerken hamur hafiften kabaracak, yükselecek ve bunları birazcık daha içine alacak. Çok dışarıda aşırı şekilde kalmasın diye. 180 dereceye önceden ısıtılmış fırına atıyorum ve aşağı yukarı 40 dakika kadar bunu burada pişireceğim. Buyurun dönelim burada şerbete. Şerbet burada hafiften tıkırdamaya başladı. İyice şerbeti şekerle beraber daha doğrusu suyu bırakmayın. İyice şekeri o suyun içerisinde eritin, eritin, eritin ki dibe yapışmasın. Şerbet burada hafiften kaynadı. İçine çıkartmadan evvel bir parçacık limon suyu ekleyeceğim. Bu ağdalanmasını sağlayacak. Her zaman olduğu gibi biliyoruz. Kaynayan şerbet kenarda hafiften ılınacak. Bu tatlı da yani bence genellikle baklava hariç Türk tatlılarının büyük bir çoğunluğunda sıcak tatlıya soğuk şerbet. Yani buz gibi değil ama biraz böyle ocaktan alınıp sıcak olmayan hafiften onun hamurlaşmasını engelleyecek sıcaklıkta bir şerbet koymak iyi sonuç verecek. Şerbet de burada soğuyor. Benim yapmam gereken tatlının yani genel hazırlığı tamam. Biçici birleştireceğiz. Vallahi gayet güzel böyle kabardı ve renk aldı. Hadi buyurun çıkartalım artık şu fırındakini. 40 dakikalık sürenin sonunda bunu çıkartıyoruz. Ben önce şöyle yapıyorum. Bir kere her şeyin başında şu kenarlara bir başlarken iz vermiştik ya. O izi bir belirginleştirelim. Niye? Çünkü bu araları açarsak içine koyacağımız şerbeti çok 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 daha iyi çekecektir bu arkadaş. Bu şerbet çok gibi gelecek size ama hepsini koyacaksınız. Bak şimdi koyuyorum. Cosluyor. Sesler. Sesler. İlk koyduğum şerbeti hemen çekti. Ben şerbetlemeye devam ediyorum. Tamam mı? Onu da böyle zaten süper hızlı vaziyette çekiyor.
Fakat belli bir yerden sonra sanki şerbet hafiften kusar gibi olmaya başlayacak. Siz de diyeceksiniz ki aa tamam yeter artık işte aldı bu şerbeti. Hayır öyle değil, hepsini koyacaksınız. Bana güvenebilirsiniz. Hepsini koyarsanız eğer tatlının soğuduğu zaman tam mükemmel olması gereken kıvamda bir şekerpare elde etmiş olursunuz. Ben şerbeti koydum ve bu şekilde bekliyorum iyice şerbetini çeksin diye. Yaklaşık bir yarım saat kadar şerbeti çekecek. Zaten çok hızlı çekiyor ve soğuyacak. Soğumadan asla yerinden çıkartmayın. İyice soğuttuktan sonra bir tanesini çıkartın, tabağa alın, servis edin.